Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, sizin için yılın en önemli aylarından biri Kasım ayına giriş yapıyoruz. Burcunuzda dolunayla beraber bir ay tutulması var Kasım'da. Akrep burcunda yeni ay var. Ay boyunca Mars yine ilişki evinizde Akrep burcunda ilerleyecek. Merkür ay boyunca büyük bölümünde yine Akrep burcunda birlikte ilerliyor. Yani ilişkiler alanınızda bu ay özellikle öne çıkıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Hemen ayın başında 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep burcu yeni ayımız doğuyor. Karşıt burcunuzda, yani ilişki alanınızda bir yeni ay enerjisi var. Bu Uranüs'lü bir yeni ay, hızlı gelişmeler söz konusu, yeni tanışmalar, yeni kararlar, belki yeni teklifler, ikili ilişkiler olabilir, evlilik konuları, belki arkadaşlıklar, tanışmalar, belki işbirlikleri, ortaklıklar, yakın ilişkilerinizle ilgili, özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili önemli kararların ama çok hızlı sürpriz gelişmelerinde olabileceği bir yeni aya giriyoruz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sevgili boğalar, ve yükselen burcunuz yine 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü etkileri olacaktır. Unutmayın, çok önemli bir yeni ay. Biraz evet, o Uranüs sürprizler getirebilir, ani gelişmeler, beklenmedik durumlar, biraz huzursuz edici, stresli durumlar da yaratabilir ama sonuçta aslında bu yeni ay bir tazelik de getiriyor. Hayatınızda ilişkilerle ilgili, belki hayatınızda çok köklü değişimler de getiriyor ya da getirebilir. Yeni ay etkileri dolunaya kadar olan süreçte gündemimizi zaten oldukça meşgul edecek. Hemen yeni ayın ardından Merkür de Akrep burcuna geçiyor. Ayın 7'sinden itibaren Merkür Mars birlikte hareket etmeye başlayacak. 10, 11, 12 Kasım Uranüs'le Merkür Mars karşıtlıkları oldukça güçlü enerjiler veriyor. Yani burada işte o tanışmalar, belki hızlı kararlar ya da süre gelen evliliğinizle ilgili hiç beklemediğiniz bazı sürpriz gelişmeler ya da sizin hani ilişkinizde alacağınız bazı hızlı kararlar olabilir. Biraz tabii ki Merkür Mars orada tartışmaları, fikir paylaşımını, biraz mücadeleyi de getiriyor. Mücadele edilmesi gereken konular da olabilir burada. İlişkilerle ilgili veya eşinizle ilgili bazı önemli kararlar alacaksınız uygulamak için. Bunlar hani güzel, heyecanlı girişimler de olabilir. Hani birlikte evliliğinize yapacağınız bazı adımlar olabilir. Ya da iş girişimleri olabilir, ortaklık konular olabilir. Özellikle Venüs'ün Oğlak burcunda olması, ayın 5'inden sonra Venüs de Oğlak burcunda, 9. ev konularınız da bu ay içerisinde gündeme taşıyor. İşte belki bu anlaşmalar, sözleşmeler, işte ilişkiler, yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda, eğitim konularında, akademik konularda veya hani birlikte yapılacak bazı seyahatler, geziler, bu alanlarda da aktifleşebilir. Ve 19 Kasım'da ay artık dolunay fazına ulaşıyor. 27 derece boğa burcunda yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Ama bu boğa burcundaki ay tutulması aynı zamanda önümüzdeki 2 yıl, 2022 ve 2023'te yaşayacağımız boğa akrep aksındaki tutulmaların da ilki olacak. Önemli bir tutulma, güçlü bir tutulma, 27 derecede yükselen üzerinde. Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa veya yükselen dereceniz 27 derece ve yakınlarındaysa tesirleri çok daha güçlü olacaktır. Birinci ev biraz beden demek, fizik demek. Kendinizle ilgili konularda bazı hızlı gelişmeler var. Yani belki bir fiziksel bir değişim, bir imaj değişiminde işaret ediyor olabilir tabii ki bu tutulma. Uzun süredir kullandığınız bir imajı, belki bir saç modelini, bir giyim kuşam şeklini değiştiriyorsunuz. Sağlık ve fizik konularına da dikkat etmekte fayda var. Genel sağlığınızla ilgili gündemler olabilir. Özellikle biraz daha boğa, işte boyun, boğaz, bölgesini daha çok, baş bölgesini daha çok işaret eder ve buralardaki
sağlık sorunları ortaya çıkabilir veya var olan kronik sorunlar biraz daha gündeme gelebilir. Bunları da gündemde tutmakta fayda var. Yer değişimleri, ilişkilerle ilgili olabilecek kararlar hayatınızda gerçekten mesela yaşadığınız yerde önemli değişimler yapabilirsiniz. İlişkilerle de bağlantılı olma olasılığı zaten ay boyunca önemli görünüyor. Evlilik, ayrılık gibi konular, taşınmalar, kariyerle ilgili alacağınız bazı kararlar. Yani bu ay tutulması sizi çok daha böyle bir başkaları tarafından fark edilir hale getirebilir. Ve hayatınızdaki gelişmeler gerçekten etrafınızdaki kişileri de önemli ölçüde etkileyebilir. Güçlü bir tutulma ve bu tutulma geçtiğimiz Mayıs ayında başlamış bazı konuları tamamlayabileceği gibi bu tutulma önümüzdeki 2022'de Nisan-Mayıs dönemi ve yıl sonundaki Kasım dönemindeki bazı gelişmelerin de bir aşaması olabilir örneğin. Yani önümüzdeki yılla da bağlantılı bazı konularda hayatınızda önemli farkındalıklar ya da kararlar verebilirsiniz sevgili boğalar. Tutulma etkileri evet yine Kasım ayında ortaya çıkabileceği gibi biraz daha uzun vadelidir. Yıl sonuna kadar olan süreçte de gündemimizi yine meşgul edebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.